Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Ben fizik öğretmeni Hakan Soğucan. Bugünkü dersimizde sizlerle manyetik akı, indiksiyon akımı ve öz indiksiyon akımı konularını işleyeceğiz. Manyetik akı tanımıyla başlıyorum. Bir manyetik alan içine konulan, yüzeyden dik olarak geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısına manyetik akı denir. Biliyorsunuz bizim modelleme olarak manyetik alanı modellememiz çizgiler şeklindedir. Bir demir tozlarını mıknatısın etrafına koyduğumuzda bu demir tozlarının manyetik alan kuvvet çizgileri doğrultusunda konuşlandığı görülerek manyetik alan kuvvet çizgilerinin olduğu varsayılmaktadır. Dolayısıyla biz manyetik alanı bu şekilde düşünüyoruz. Işığı aynı şekilde çizgilerle ifade ediyoruz. Elektrik alanı aynı şekilde çizgilerle ifade ediyoruz. Dolayısıyla akı tanımı bütün fizikte hemen hemen aynıdır. Işık akısı da, manyetik akı da, elektrik akısı da bir yüzeyden dik olarak geçen çizgi sayısıdır. Burada manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısına manyetik akı denir diyoruz. Fi ile gösterilir arkadaşlar. Birimi Weber'dir. Burada görmüş olduğunuz gibi kırmızılarla gösterdiğimiz çizgiler, yüzeyimiz bu görmüş olduğunuz gibi. Yüzeyden dik olarak geçen çizgi sayımız var. Burada belli bir açıyla geçiyor. Burada ise yüzey normaliyle çizgiler dik. Yani yüzeyi yalayıp geçiyor çizgiler. Şimdi burada manyetik alanı biz e, manyetik akıyı manyetik alanla normal alanın çarpımı çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa ne? Yüzey normali ile manyetik alan kuvvet çizgileri arasında kalan açının kosinüsünü alıyoruz arkadaşlar. Yani manyetik alan çizgilerinin yüzeye dik bileşenini alıyoruz. Çünkü neden? Tanımımızda kuvvet çizgilerini dik olarak geçen kuvvet çizgilerinin sayısına manyetik akı denir demişti. Dolayısıyla burada esas ana bağıntımız fi eşittir b çarpı a çarpı cos alfa. Şimdi şurada bir boşluğumuz var. Ne yapacağız orada? Buradaki kuvvet çizgileriyle e, yüzey normali arasındaki açı sıfır. E sıfır biliyoruz ki trigonometrik olarak biri göstereceğinden buradaki fi değerimiz b çarpı a ile ne yapılacaktır? Bulunacaktır. Aynı şekilde Burada ise BA kos alfa görmüş olduğunuz gibi yüzey normali ile kuvvet alan çizgileri arasındaki açının e, kosinüsünü ne yapıyoruz? Alıyoruz. Dik bileşenini alıyoruz. Çünkü tanımımızda dik demiştik. Bir kez daha söylüyorum. Yüzey normali ile kuvvet alan çizgileri arasında alan kuvvet çizgileri arasındaki açı 90 derece ise kosinüs 90'da eee 0 olduğundan arkadaşlar ne olacaktır? Buradaki manyetik akı hiçbir şekilde olmayacaktır. Buradaki manyetik akı B çarpı A çarpı kosinüs 90 dediğimizde fi burada sıfır değerini alacaktır. Demek ki burada manyetik akı minimum değerde dik geçtiği zaman maksimum değerde belli bir açı yaptığında sıfırla 90 arasında o da nedir? Belli bir ara değerde olmaktadır arkadaşlar. Buradaki fi'leri sıralayacak olursak fi 1 büyük, fi 2 büyük, fi 3 olacaktır. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözüyoruz. Manyetik alan şiddeti B eşittir 5 Tesla olan bir bölgede manyetik alan çizgileri 0,4 metrekarelik bir yüzeye dik gelmektedir. Yüzey manyetik alan çizgileriyle 53 derecelik açı yaptığında yüzeyden geçen manyetik akı değişimi kaç veber olur? Şimdi ileride çok lazım olacak bize manyetik akı değişimi fi son ile fi ilkin farkıdır. Bir soruda sistemin son akısı olacak, ilk akısı olacak ki bu manyetik alan değiş, manyetik akı değişimi çok önemli. İndüksiyon akımının oluşmasının sebebi zaten manyetik akı değişimi. Öz indüksiyon akımının oluşmasının sebebi ise akım değişimi. Şimdiden o bilgileri verelim ki kafanızda yer etsin. Zaten birazdan bahsedeceğiz. Bu şekilde bir yüzeyimiz var. Bu yüzeyimizden bu yüzeyimizden kuvvet çizgileri Öncelikle dik geçmekteydi. Dik geçtiği zaman fi eşittir. Yani fi ilk oluyor bu. Fi ilk eşittir. B çarpı A. B, mi? B çarpı A. B yerine 5 tesla. A yerine de 0.4 metrekare yazarsak. ilk değerimiz ne olacaktır? 5 çarpı 0.4. 0.4'ü 4 bölü 10 diye düşünürsek. 2 olacaktır arkadaşlar. 2 Weber. Tabii birimi Weber. Bu şekilde Yüzeyimiz yüzeyimiz öyle bir açı yapacak ki dik gelmeyecek kuvvet çizgilerine. Belli bir açı yapacak kuvvet çizgileriyle şu şekilde düşünelim. Şöyle yüzeyimizi döndürdüğümüzde yüzeyimizi şöyle çizelim. Eski durumuna göre, eski durumunu şöyle düşünelim. Belli bir derece döndürdüğümüzde yeni durumunda. Yeni durumunda bu şekilde yapıyoruz. Ee, yüzey ile yüzey ile e, kuvvet alan çizgiler arasındaki açı 53 derece olunca arkadaşlar 53 derece olunca yüzey normali yüzey normali ile yapılan açı kaç derece olacaktır? 37 derece olacaktır. 37 derece olacaktır. Yani yüzey ile burada bir detay var. Yüzey manyetik alan çizgileriyle 53 derece açı yapıyor. Yüzey diyor. Öyle değil mi? Yüzeyimiz 53 derece açı yapıyorsa e, ne olacaktır? Normalimizde normalimizde 37 derece ne yapacaktır? Açı yapacaktır. Buna göre kos alfa'yı 37 olarak ne yapacağız? Alacağız. O zaman burada fi son olarak da fi son phi son olarak da ne yapacağız? E, B çarpı a çarpı kosünüz 37. Burada B yerine 5, A yerine 0,4, kosinüs 37 yerine de 0,8 yazarsak arkadaşlar, 5 çarpı 0,4'ün demin 2 olduğunu bulmuştuk zaten. 2 ile 0,8'i çarptığımız zaman burada da ne olacaktır? 1,6 Weber olacaktır. Şimdi manyetik akı değişimi dediği zaman ne demiştik? Fi son, fi son, eksi fi ilk. Ya da fi ilk eksi fi son. Fark etmez aslında o. Değişim dediği için. Fi ilk eksi fi son. Ne olacaktır? Ee, ilkimiz neydi? 2 Weber. 2 Weber. Ee, eksi. Son değerimiz de 1.6 Weber. Dolayısıyla 0.4 Weber. Sorumuzun cevabı olacaktır arkadaşlar. Şimdi eee indiksiyon akımına geçmeden önce indüksiyon akımına geçmeden önce bir telde yüklenmelerden kutuplanmadan dolayı oluşan e, indiksiyon indüksiyon EMK'sını işleyeceğiz. Yani konu başlığımız şu anda nedir? Manyetik alan içinde hareket eden iletken telde oluşan indüksiyon EMK'sı. Burada üç boyutlu bir durumumuz var arkadaşlar. Bu üç boyutlu durumu iyi anlayabilmek için sahil el kuralını kullanacağız. Sağ avuç içine bir değer vereceğiz. Başparmağa bir değer vereceğiz. Dört parmağa bir niceliğin ismini takacağız. Burada e, nokta işareti dışarı doğru yönü. Aynı zamanda artı z'dir. Çarpı işareti ise içeriye doğru yönü. Sayfa düzlemine içeriye doğru yönü ve dışarıya doğru yönü temsil edecektir. Burada sahil kuralında kuvveti bulmanın e, şeyini bilmemiz lazım. Kuvveti nasıl bulacağımızı bilmemiz lazım. Bir kere... Ee, şöyle bir sahil çizmeye çalıştım ben, şu şekilde durmakta sahilimiz. Onu söyleyelim, siz de tutabilirsiniz tabii. Burada baş parmak I veya V'yi, avuç içi dikmesi, avuç içinden çıkıla, hayali bir dikme, Kuvvetin yönünü, dört parmak gitse manyetik alanın yönünü yapacaktır, verecektir. O zaman avuç içi F kuvvetini, dört parmak manyetik alanı, baş parmakta I veya V'yi. Şimdi burada V gündemimizde, ileride I'yi de ne yapabileceğiz? kullanabileceğiz. Bu sahil kuralını iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi konu başlığımız neydi? Manyetik alan içinde hareket eden iletken telde oluşan indüksiyon EMK'sı. Demek ki manyetik alan içinde biz bir teli şu şekilde elimi şu elimdeki e, parmaklarımı benim manyetik alan kuvvet çizgileri gibi düşünürseniz bu telin bu çizgileri böyle kesmesi lazım. Yani parmaklarımı kesmesi lazım. Bu şekilde olduğu zaman e, iletken telin içindeki yükler harekete geçip kutuplanıyor. Kutuplanma olduğu zaman da bir indiksiyon EMK'sı ne yapıyor? Oluşuyor. Burada baş parmak hızı, dört parmak manyetik alanı, içeri doğru manyetik alanı gördüğünüz gibi. Avuç içi de artı yüklerin hareket yönü. Bu arada bu F'in yönü artı yüklerin hareket yönüdür. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Herhangi bir soruda eksi yüklerin hareket yönünü sorarsa bunun tam tersini alacağız. O zaman artılar buraya doğru giderken eksiler buraya doğru gidecektir. Böyle bir kutuplanma olacaktır. Bu kutuplanma sonucunda da <laughs> burayı iletken bir telle birleştirirsek bir akım dolaşacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla işte biz buna bir iletken telde oluşan indüksiyon EMK'sı ne yapıyoruz? Diyoruz. ve L formülüyle gösteriliyor. B burada manyetik alan ve telimizi çektiğimiz hızımız L de telin manyetik alana dik kısmının uzunluğu bu şekilde de bakın benim teli çektiğim zaman şu şekilde şuradaki şekilde gördüğünüz gibi. Yine kuvvet alan çizgilerini parmaklarımı ne yapıyor kesiyor. Ama şu şekilde çektiğim zaman bakın şöyle çektiğim zaman şöyle göstereyim size. Şöyle çektiğimde şöyle hareket ettirdiğimde manyetik alan kuvvet çizgilerini kesmiyor şurada olduğu gibi. Bakınız şu şekilde hareket ettirdiğim zaman yukarıya aşağıya yine manyetik alan kuvvet çizgilerini ne yapmıyor kesmiyor. Dolayısıyla kesmediği zaman oluşacak Şurada açılı da çeksem açılı da çeksem manyetik alan kuvvet çizgilerini bir miktar kesiyor. Bunu da BVL sin alfa ile ne yapacağız? Bulacağız. Buraya yazalım. Demek ki hız, tel ve manyetik alan birbirine dik olduğunda BVL bağıntısıyla bavul diye de kısaltıyoruz bunu. İndiksiyon EMK'sını. Eğer belli bir açı yapıyorsa da indiksiyon EMK'sını bavul sin alfa. Çünkü burada sinkoz hep karışır. Hocam sinüsünü kullanıyoruz, kosinüsünü. Arkadaşlar burada tele hızın dik bileşenini alıyoruz. Dolayısıyla şu açı kullanılsaydı, şu açı kullanılsaydı kosinüsünü alacaktık. Ama şu açı kullanıldığı için hani bir açının karşı kenarını bulmak istiyorsak sinüsü, komşu kenarını bulmak istiyorsak kosinüsü kullanırız ya. Bunu unutmayın. Karşı sinüsle komşu kenar bileşen alırken kosinüsle bulunur. Bunu vektörlerden bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada sin alfayı ne yaptık? Kullandık. Şunda da Epsilon'u BVL bağıntısıyla buluyoruz. Bunda ise Epsilon'umuz sıfır oluyor. Herhangi bir indiksiyon EMK'sı olmuyor. Kuvvet çizgilerini kesmediği sürece. Tel manyetik kalan çizgilerini kestiğinde yükler harekete geçer. Kutuplanma sonucu indiksiyon EMK'sı oluşur. Bu şekilde indiksiyon EMK'sında BVL bağıntısıyla ne yapıyoruz buluyoruz. Hemen ilk örneğimizi yapalım. Burada örnekten ziyade şunu anlatacağız. Sağ el kuralını kullanmayı bir gösterelim size. Ne demiştik? Avuç içi kuvveti, dört parmak manyetik alanı, baş parmakta hızı ne yapacak? Verecek. Mesela manyetik alanda, içeriye doğru manyetik alanda e, çekilen bu teldeki kutuplaşmayı bir görelim. Şu şekilde baş parmak hız, dört parmak manyetik alan, avuç içi de artı yüklerin hareket yönü. Dolayısıyla artılar buraya doğru gelecek, eksiler de buraya doğru gelecek. Bu işaretlerle bu şekilde. Burada da tam tersi olacağını tahmin ediyorsunuz. Çünkü Manyetik alan nereye doğru? Dışarıya doğru. O zaman baş parmak hız. Dört parmak manyetik alan gördüğünüz gibi dışarıya doğru. Avuç içi de yüklerin hareket yönü ama tekrar söylüyorum artı yüklerin hareket yönü. Manyetik kuvvet. Kuvvetin yönü artı yüklerin hareket yönü. Bu şekilde. Eksi yükler de tam tersi yöne doğru gidecek. Artı eksi birbirinden ayrıldığı zaman bir indiksiyon EMK'sı ne yapacak arkadaşlar? Oluşacak. Mesela şöyle bir örnek yapalım. Karşımızda 30 santimetre, içeriye doğru düzgün manyetik alanda 30 santimetre boyundaki iletken kâmiye çubuğuna 5 tesla şiddetindeki manyetik alanda 10 metre bölü saniye hızla hareket ettiriliyor. Buna göre KM arasında oluşan indüksiyon EMK'sı kaç volttur? Nasıl buluyorduk indüksiyon EMK'sını? Epsilon eşittir Bv ile sin alfa. Öyle değil mi? Dolayısıyla şu bileşenin hızın şu bileşenini almamız lazım. Bu da v çarpı sin 53'tür. Dolayısıyla sinirli güç 0.8 10 çarpı 0.8 ne yapacaktır arkadaşlar? 8 metre bölü saniye. O zaman nedir? Hızın bu bileşenini aldığımız zaman epsilon eşittir. B yerine ne yazıyoruz? 5 tesla. 5 tesla. Santimetreyi metreye çeviriyoruz biliyorsunuz. MKS birim sisteminde metre kilogram ee, saniye demek. MKS bilim sistemi. SI System of International. Uluslararası bilim sistemine göre santimetreleri her zaman neye çeviriyoruz? Metreye çeviriyoruz. E, 5 Tesla 30 santimetre e, 30.03 olarak ne yapacağız? Yazacağız. V sin alfada ne çıkmıştı? 8 çıkmıştı. Buradan ne olacaktır? E, 5 çarpı 0.3 çarpı 8. 5 kere 8 40. E, 40 çarpı 0.3 40 çarpı 0.3 3 bölü 10 diye yazarsak 12 volt cevabını ne yapıyoruz arkadaşlar? Buluyoruz. Yönlerini de bulalım. Artı yükler nereye gidecek? Eksi yükler nereye gidecek? Burada hızın yalnız dik bileşeninin yönünü alacağız. Hani dört parmak e, manyetik alan, baş parmak hız, avuç içi kuvvet demiştik ya F, B, Dolayısıyla hızın bu bileşenini baş parmak, hızın bu bileşenini dört parmak içeriye doğru avuç içi de artı yüklerin hareket yönünü ne yapacaktır? Gösterecektir. O zaman K artı m eksi olacaktır. Hani bize burada sormamış ama sorsaydı yönlerini de bu şekilde ne yapacaktır? Bulacaktı. Aynı şekilde yine bir örneğimiz daha var. Şekildeki bir düzgün manyetik alanına dik bir düzlemde v hızıyla çekilen 1 ve 2 çubuklarının uçlarında oluşan indüksiyon emk'ların oranı nedir? Hemen hızlı bir şekilde buluyoruz. Epsilon 1 eşittir. Manyetik alanımız b. Yani değerlerini vermemiş bu sefer. Neden? Bir oran sorduğu için değerlerini vermesine gerek yok. Gidecek zaten. B ve telin uzunluğu da L. Epsilon 2 B ve L çarpı sin 30. Sin 30 arkadaşlar tabii ki 1 bölü 2 soruda vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu oranladığımız zaman 1 bölü 1 bölü 2 yaptığımız zaman sorumuzun cevabını 2 Edirne cevabı olduğunu Ne yapıyoruz? Görüyoruz. Oldukça kolay bir soru. Aynı şekilde şöyle bir sorumuz daha var. Bu biraz daha detaylı bir soru. Ee, önceki soruya göre. Şimdi şöyle bir telimiz var. İnce bir telimiz var direncimizin oldu. Bir de böyle bu direncin bağlı olduğu telde kayan bir başka telimiz var. Bu teli hareket ettirdiğimiz zaman biz ne anlaşmıştık? İletken bir telde ne zaman indiksiyon EMK'sı oluşuyordu? Tel manyetik alan çizgilerini kestiğinde parmaklarımızın örneğini vermiştik. Dolayısıyla bu tel hareket ettiğinde manyetik alan çizgilerini kesecektir. Dolayısıyla uçlarında bir kutuplaşma olacaktır. Hatta akımın yönünü de soracak burada soruyu okuyalım. 40 santimetre uzunluğundaki bunu metreye çevireceğiz unutmayalım. İletken kale çubuğu 5 Tesla, tesla şiddetindeki Tesla'yı da bu arada söyleyemiyorum. Tesla dedim. Ee, 5 Tesla şiddetindeki manyetik alan içinde 10 metre bölü saniye çekiliyor. Dirençte oluşan akımın büyüklüğü ve yönü nedir? Burada hem büyüklüğünü soruyor bize hem de yönünü. Yönünü bulması çok kolay. Önce onu yapalım. Yine baş parmak hız, dört parmak manyetik alan, avuç içi de artı yüklerin hareket yönü. O zaman burası artı. Burası eksi olacak. Dolayısıyla artı yüklerin hareket yönü nedir? Ee, elektrik akım yönünü vereceğinden elektrik akımımız bir yönünde ne yapacaktır? Olacaktır. A ve C ve E şıkları var. Bursa ve Denizli ne yaptı? gitti. Şimdi e, şu kafanıza takılmış olabilir. E hocam artı yükler hani hareket etmiyordu. Haklısınız. Metallerde artı yükler hareket etmez, eksi yükler hareket eder. Ama bizim kabulümüz artı yüksek potansiyel, eksi alçak potansiyeldir. Artı yükler her yerde hareket etmez değil. İletken sıvı ve gazlarda mesela artı yükler, artı yüklü iyonlar da ne yapıyor? Hareket ediyor. Dolayısıyla biz artıdan eksiye doğru akımı almamızın sebebi bu bir kabul. Dolayısıyla artı yükler hareketli ediyor yani metallerde etmezler ama sıvı ve gazlarda gayet de güzel hareket ederler. Dolayısıyla artı yüklerin hareket ettiğini düşündüğümüz yöne her zaman akımın yönü diyeceğiz. Eksiler ise buna ters yönde hareket eder ama eksilerin hareket yönü, akımın yönü kabul edilmez. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Artı yüklerin hareket etmeye çalıştığı ya da hareket ettiği yön elektrik akımının yönüdür. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Diyottan bile akımın ne tarafa geçeceğini yoksa karıştırırsınız. Hep artı yükün hareket yönünde diyottan okunun yönünde akım geçecektir. İlerideki bir konu. Oralara da atıflarda ne yapmamız lazım? Bulunmamız lazım. Fizik bir bütündür çünkü. Dolayısıyla manyetik alan içinde 10 metre bir saniyede çekiliyor. Dirençle oluşan akımın yönünü bulduk. Şimdi büyüklüğünü bulalım. Şimdi 10 kanunumuz var bizim vır. Herkes bilir. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu vırdan ı'yı çekersek bu da epsilon. V ve epsilon aynı şeydir. İkisi de potansiyel fark. E, gerilim, e, EMK, elektromotor kuvvet. Aynı isimlerle bakın tekrar söylüyorum. Potansiyel ve epsilon diye gösterdiğimiz şey aynı şeyi ifade eder fizikte. İkisi de potansiyel. Birim yükün devreye dolaşması için gerekli olan enerjidir. EMK da denir buna. Gerilim de denir, voltaj da denir, potansiyel fark da denir. Yani çok küçük ayrımları olsa da onlar sizi ilgilendirmiyor. Siz bunları aynı şeymiş gibi, birimi hepsinin volt çünkü. Sonuçta fizikte işte de enerji demektir, enerjide iş demektir. Çünkü şunu buradan anlayabiliriz. Birim ikisinin de jül. Farklı şeyler olsalardı herhalde birimleri de farklı olurdu. Birbirine dönüşebilen şeyler. Dolayısıyla birimler çok önemli. İkisinin birimi de volt. Dolayısıyla ben burada I'yi çekersem epsilon bölü R, V bölü R dersem epsilon bölü R. Epsilon da bavul ve değil mi? B, v, L bölü R yapacağım. O zaman yapıyorum işlemlerimi. B'm ne kadardı? 5 Tesla. 5 çarpı. V ne kadardı arkadaşlar? 10 metre bölü saniye. 10 çarpı. L ne kadardı? 40 santim. Tabii ki bunu 0,4 metreye hemen çeviriyorum anında. Bunu da ne yapıyorum? Dirence bölüyorum 2'ye. Bununla bu sadeleşir. 25. 25 çarpı 0.4 ne yapacaktır? 10'a bölüp 4 çarparsak 10 amper yapacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla akımımızı bir yönünde 10 amper cevabımız C şeklinde ne yapıyoruz? Buluyoruz. Şimdi gelelim. Hala şu konunun içindeyiz. Bir telin uçlarında oluşan indüksiyon eğimi. Şimdi telimizi her zaman böyle manyetik alanına dik çekmeyiz öyle değil mi? Dolayısıyla bir eksin etrafında döndürülen iletken telde oluşan indüksiyon emeği kaz. Demin ben ne yapmıştım? Elimi manyetik alan çizgileri gibi tutmuştum. Şu şekilde kesmesi gerekir demiştim. Şimdi ben e, mesela şöyle yapınca kesmiyor demiştim size. Öyle değil mi? Şöyle çekince kesmiyor demiştim parmaklarım. Dolayısıyla ben bunu bir eksen etrafında döndürdüğüm zaman şöyle pervane gibi bir saat akrep yel konumunu gibi. Yine parmaklarımı manyetik alan gibi düşünürseniz kesecektir manyetik alan çizgilerini. Dolayısıyla burada da mutlaka bir indüksiyon EMK'sı oluşacaktır. Yalnız burada bir bölü 2 var. Bu nereden geliyor? Şuradan geliyor. Buradaki e, telin e, manyetik alan mesela içeri doğru manyetik alan olsun burada. Vermemişiz de içeri dışarı fark etmez. Şu telin uç kısmının kestiği çizgi sayısı fazla. Şuranın çiz, kestiği çizgi sayısı azdır. O nedenle buranın hızı ve buranın hızı sıfırsa bunun ortalama hızı alınır. Ortalama hız da nedir? E, şu hız sıfır artı bu hız da v. Dolayısıyla sanki bu ortasından v bölü 2 hızıyla çekiliyormuş gibi düşünülür. Gerçekten de öyledir. Bunu düz çekersek ve V bölü 2 hızıyla çekersek aynı indiksiyon EMK'sı oluştuğu görülmüş laboratuvarda. Dolayısıyla biz burada BVL bölü 2 bölü 2 hızın ortalamasının alındığından kaynaklanmaktadır. E dairesel hareketi hatırlayın. Dairesel harekette arkadaşlar e, açısal hızla çizgisel hız arasında şöyle bir ilişki vardır. V eşittir W ve çarpı R ilişkisi vardır. Dairesel bir yörüngede. Tabi R olarak burada L'yi düşünürsek W çarpı L ilişkisi vardır. E, dolayısıyla ben V yerine W çarpı L yazarsam. B W çarpı L çarpı L bölü 2 yazarsam bir L kare gelir. O zaman siz bu bağıntıyı bavul bölü 2 olarak da biliniz. Bu şekilde çekeyim. B W ve L kare bölü 2 olarak da bilebilirsiniz. Çünkü bazı soruları açısal hızlı veriyor. Mesela açısal hızı aynı olan sistemler veriyor. Bunu kullanmak daha kolay. Bazılarında çizgisel hızlı veriyor. O zaman ikisini de birbirinden çıktığını bilirseniz soruda size zaman kazandıracaktır. Arkadaşlar. Bu şekilde Böyle bir sorumuz var. X ve Y metal çubukları sayfa düzlemine dik manyetik alan içinde 3W ve 2W açısal hızlarıyla ile döndürülüyor. Çubukların uçları arasında oluşan indüksiyon EMK'ların oranı nedir? Burada demin dediğim gibi hangi bağıntıyı kullanacağız? W ile açısal hızlı bağıntıyı ne yapacağız? Kullanacağız. Dolayısıyla epsilon x eşittir b w çarpı l kare bölü 2 desek bile onlar gidecektir. Epsilon y de arkadaşlar b Tabi W değil bununki. 3W. Şuraya 3 yazmayı unutmayalım. Çünkü soruda diyor ki bu 3W hızıyla dönüyor diyor. Bu 2W hızıyla dönüyor diyor. O zaman B 3W L kare bölü 2. Iki. İkincisinin yeğenin uçları arasında oluşacak indiksiyon EMK'sı da B 2W çarpı 9L kare 3L'nin karesi 9L kare bölü 2. Şimdi bölü 2'leri almasanız da olurdu. Zaten gidecek. O zaman bunları oranladığımız zaman Sadece sayılar kalacak. Burada 3 sayısı. Burada ise 2 kere 9 18 sayısı kalacak arkadaşlar. 3 bölü 18 de tabii ki sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 6 cevabının çıktığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu sorumuz da bu şekilde geçmiş oldu. Şimdi gelelim burada çıkabilecek en e, teşekküllü soru. E, en detaylı sorulardan biri. İki çubuğu tam ortasından demeyelim de belli bir yerde Düz de yapabilir bunu belli bir açıyla da yapabilir. Şu açının hiçbir önemi yok. Çünkü neden? İki üreticinin arasındaki açının hiçbir önemi yok. Ben bu iki üretici şöyle 90 derece şeklinde de bağlayabiliyorum. O nedenle şu açı çok önemli değil arkadaşlar. Dolayısıyla ben aynı nokta etrafında düzgün bir manyetik alanı içinde W açısı ile O noktasının etrafında dönen çubuğun OM uçları arasındaki potansiyel fark 4 volttur. Buna göre kamyon uçur arasındaki potansiyel fark kaç volt Arkadaşlar, kamyon uçur arasındaki potansiyel fark şu hıza bir değer verirsem ben, şu hıza bir değer verirsem. Daha doğrusu değer vermeyeyim. İkisinin de açısal hızının w olduğunu bileyim. Çünkü sizin dairesel hareketten bilmeniz gereken yine bir şey var. Aynı nokta etrafında dönen, aynı periyotla ve aynı frekansla dönen. Uzunlukları farklı çubukların açısal hızları daima eşittir. Tekrar söylüyorum. Biraz hızlı söylemiş olabilirim. İyi anlayın diye söylüyorum. Aynı nokta etrafında aynı periyot ve aynı frekansla dönen uzunlukları farklı çubukların açısal hızları daima eşittir. Dolayısıyla burada kolaylık olsun diye açısal hızlı bağıntıyı kullanmak bence daha mantıklı. Çizgisel hız değeri vermek zorunda kalmayız. İkisinin de açısal hızı W olarak kabul edelim. Şimdi benim OM dediğim OM dediğim 4 volt neyi kabul etmişim ben? 4 volt dediğim şey B W çarpı L kare bölü 2. Bölü 2'yi ısrarla yazıyorum çünkü bağıntıda bölü 2 var. Unutmayın diye söylüyorum. Dolayısıyla B, W ve L kareyi ben 8 volt kabul ettim. Buradan onu görüyorsunuz zaten. Öyle değil mi? Şimdi soru işareti şu. KO arasını bulacağım. Çünkü KO arasını bulmadan KM arasını bulamam. Çünkü bunları çıkaracağım. Neden çıkaracağımı işaretlerden anlayacağım. Onu birazdan anlatacağım. Önce bir KO arası potansiyel farkı bulayım ben. Epsilon KO eşittir. Yine aynı manyetik alandayız. Çarpı. Yine aynı açısal hızdayız. W çarpı. Ama 4 L kareyiz. Öyle değil mi? 4 L kare. 4 L kare. Bölü 2. Diyelim. O zaman BW 4 L kare bölü 2. O zaman bunun katsayısı ne oluyor? 4 bölü 2'den 2 BWL kare. E şimdi <laughs> 4 neyi kabul etmiştik? 4 volt. Şurası 2 L. Düzgün B manyetik alan içinde W stresli O noktası etrafında çubuğun O M uçlar arasındaki potansiyel fark 4 volttur. Buna göre KM uçlar arasındaki potansiyel farkı kaç volttur? Ee, arkadaşlar şu değer şu değer çıkmıyor. Şurası 3L gibi herhalde yapılmış. dolayısıyla buradaki verilen değere göre şu cevabımız çıkacak. Şu cevabımız çıkacak. Ben hemen yapıyorum. Eee B W ve L kare yerine 8 yazarsam 2 ile çarptığım zaman 2 B W L kare oluyor. Bunun yerine de 8 yazarsam ben bunun ne çıktığını görüyorum ben. 16 volt çıktığını görüyorum. 16 volt. Dolayısıyla, dolayısıyla ne olacaktır? KO arası 16 volt. Bu ikisinin farkı da ne olacaktır? 16 4 volt da 12 volt olacaktır. Epsilon KM sorumuzun cevabı 12 volt olacaktır arkadaşlar. Şimdi, şimdi baktığımız zaman, baktığımız zaman neden bunları çıkarıyoruz? Bu işaretlerle ilgili bir şey. Şimdi baş parmak hız, 4 parmak manyet kalan avuç içi kuvvet dediğim zaman Şurası artı oluyor. Burası eksi oluyor. Aynı şekilde yine baş parmak hız. Dört parmak mağdurluk. Avuççu kuvvet dediğim zaman. Şurası artı. Burası eksi oluyor. Gördüğünüz gibi artı, eksi, eksi, artı şeklinde bağlandığında üreteçlerin potansiyellerinin farkı alınır arkadaşlar. Dolayısıyla farkı alınacağı için ne olacaktır? Ee, 16'dan 4'ü çıkarttık. 12 volt olduğu düşünülecektir. Sorumuzun cevabı. Yani farkını almamızın sebebi kutupların ters bağlanmış olmasından. Yani üreteçler ters bağlaymış gibi bir durum ortaya çıkıyor burada. Şimdi arkadaşlar bir çerçeve ya da bobinde meydana gelen indiksiyon EMK'sı konunun en can alıcı noktasındayız şu anda. Ee, demin ne demiştik? Bir telin üzerinde oluşan indüksiyon EMK'sı. Ama bu teli ben bir çerçeve haline getirirsem, kare, dörtgen hiç fark etmez ya da bir daire. Ya da bu çerçeveleri bir e, bobinin üzerine sararsam, şu şekilde sardığım gibi. Yani en tane çerçeve de aynı, bir tane çerçeve de aynı. Sonuçta bir çerçeve ya da bobinde meydana gelen indüksiyon EMK'sı ve akım. Arkadaşlar bakın. Manyetik akı değişimi, demin görmüştük manyetik akıyı, indiksiyon emekası oluşturur. Bir daha söylüyorum. Manyetik akı değişimi indüksiyon EMK'sı oluşur. Ve burada size bir eee tiyo veriyorum. Hangi durumlarda manyetik e, akı değişir ve indüksiyon EMK'sı ve indüksiyon akımı oluşur? Şu durumlarda. Mesela mıknatısı bu bobine ben yaklaştırırsam, uzaklaştırırsam ya da mıknatısı sabit tutup bobini yaklaştırırsam, uzaklaştırırsam yani geçen çizgi sayısı değişir. Neden? Çünkü mıknatısın etrafında çizgiler gittikçe birbirinden seyrekleşir, uzaklaştıkça azalır. Yakındayken manyetik alan çizgileri manyetik alan fazladır. Dolayısıyla ben bunu oynatırsam sürekli manyetik akı değişimi oluşur. E manyetik akı değişimi de indüksiyon akımın, o indüksiyon akımı da ee, sizin evlerinizde kullandığınız şehir gerilimini oluşturuncaya kadar yani barajlarda da elektrik bu şekilde oluşuyor. Barajlarda da çok büyük bobinler, çok büyük mıknatıslar, elektromıknatıslar suyun döndürme kuvvet etkisiyle dönerek indiksiyon akımını dolayısıyla sürekli oluşan indiksiyon akımına zaten biz alternatif akım diyoruz. Alternatif akımı anlamanız için zaten indiksiyon akımını iyi anlamanız gerekiyor. Dolayısıyla çok önemli, hayat için çok önemli. Tesla Tesla diyoruz. Tesla neyi bulmuş? İşte bunları bulmuş. Hayatımıza transformatörü, alternatif akımın değişkenliğini, alternatif akımın verimli olmasını. Bunları bulduğu için zaten büyük bir bilim adamı diyoruz biz Tesla'ya. Dolayısıyla onun sırlarını burada öğrenmiş oluyoruz yani konumuzda. E, manyetik akı değişimi, indiksiyon EMK'sı ne yapar? Oluşturur dedik. Burada e, hangi durumlarda oluşacağını çok rahat yapabilmeniz için bir veriyorum size. Bobin ve mıknatıs ya da ee bağıl hızları olduğu sürece indüksiyon EMK'sı oluşur. Bir daha söylüyorum. Bobin ve mıknatısın bağıl hızları olduğu sürece indüksiyon EMK'sı ne yapar? Oluşur. Bu cümleyi unutmayın. Yani ben bunları aynı yönde aynı hızla götürürsem bağıl hızları olmayacağından indüksiyon EMK'sı oluşmaz. Ben bunları olduğu gibi tutarsam sabit bağıl hızları olmayacağından indüksiyon EMK'sı oluşmaz arkadaşlar. Dolayısıyla şunun karşısında sallasam bile döndürsen bile kesinlikle indüksiyon akımı ne yapacak? Oluşacak. Yani böyle basit bir soru gelebilir. Hangi durumlarda indüksiyon akımı oluşur? Hangisinde? Zor soru nedir burada? Yönünü sorduğunda biraz zorlanabiliriz. Onu da anlatacağız zaten. Büyüklüğü şöyle bulunur. Diyoruz ya manyetik akı değişimi indüksiyon EMK'sı oluşturuyor. Dolayısıyla ben manyetik akı değişimini zamana böldüğüm zaman yani zamana niye bölüyorum? Çünkü benim bunu bakın gördüğünüz gibi yavaş yapma küçük bir değer elde etmemi sağlıyor hızlı yapmam yani kısa sürede yapmam bunu daha büyük bir değer elde etmemi sağlıyor. O zaman süreyle indiksiyon EMK'sı ters orantılıdır. Dolayısıyla ben delta fi'yi delta t'ye bölüyorum. Burada bir eksi var. Bu eksi lens kanunundan gelen matematiksel bir eksidir. Dolayısıyla ee, cevaplara da bakarak bu eksiyi de tabii ki ne yapacağız? Kullanacağız e, büyüklüğü delta fi bölü delta t. Delta fi neydi? Son manyetik akı eksi ilk manyetik akı bölü delta t. Başta bir eksi var. Hatta bunu manyetik akıyı fi eşittir b çarpı a diye vermiştik. Ama burada n tane n tane sarım var. Öyle değil mi? Dolayısıyla n burada sarım sayısı. N tane sarım var. Dolayısıyla her bir çerçevenin ba manyetik aksının olduğunu düşünürsek e, en n tane çerçevenin ee, ban şeklinde bir manyetik akısı olur. O zaman ban son eksi ban ilk diye bunu ezberleyebiliriz. Ban son eksi ban ilk. Delta fi bölü delta t büyüklüğünü bu şekilde bulacağız. Bunu söyleyelim. Şimdi gelelim yönüne. En önemli kısıma geldik. Yönü lens kanunuya bulunur. Lens kanunu şöyle çerçeve içine aldım. Dikkatinizi çeksin diye kısaca yazdım buraya. Sonra burada kendim bir iki tane basamak oluşturduğum sizin için. Pratiklik olsun diye. Bunları uyguladığınız zaman soru eğer ister mıknatıslı bobinli olsun. ister mesela şöyle ileride göstereceğim gibi, göstereceğim gibi telli çerçeveli bir soru olsun. Şimdi lens kanunu okuyorum o zaman. Demin dediğim gibi. İndiksiyon akımı daima kendisine oluşturan etkiye karşı koyar. Yani manyetik alan artıyorsa onu azaltmaya çalışır. Azalıyorsa ise artırmaya çalışır. Şimdi burada şunu yanlış anlamayın. Yani indüksiyon akımı her zaman ters yönde davranır çıkmaz burada. Yani bazen normal manyetik alanla aynı yönde davranır, bazen ters davranır. Bakın bir daha okuyorum. İndüksiyon akımı daima kendisini oluşturan etkiye karşı koyacak şekilde karşı koyar. Yani karşı koymak artışa karşı koymak için ters davranmalısınız ama azalışa karşı koymak için aynı yönlü davranmalısınız. Dolayısıyla Manyetik alan artıyorsa onu azaltmak için ters yönlü davranır. Ama azalıyorsa da artırmak için aynı yönlü davranır. Onu söyleyelim. Burada kısaca özetledik. Şimdi burada basamaklarımızı okuyalım. Önce değişen manyetik alanın yönünü bir bulacağız. Sonra değişen manyetik alanın yönünü buluyorum. Bakın birinci basamağı uyguluyorum. Sorumu çözmek için. Mesela sorumuz şu. Mıknatıs bobinden uzaklaşırken hangi yönde indiksiyon akımı oluşur? Burada yer kaplamasın diye ben yazmadım. Soruyu tekrar söylüyorum. Soru açık zaten. Önümüzdeki bu soru da aynı soru. Dolayısıyla şu sayfada anlatırken yapmadığımız soru da aynı şekilde bir soru. Dolayısıyla bunu da yaparız birazdan. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Soruyu tekrar söylüyorum. Mıknatıs bobinden uzaklaşırken oluşan indüksiyon akımının yönünü bulacağız. Birinci basamağımız değişen manyetik alanın yönünü bulmak. Değişen manyetik alan. Manyetik alan biliyorsunuz mıknatısların en kutbundan çıkar. S kutbuna girer. Ama N kutbundan çıktıktan sonra bobinin içinden geçip bunu bir dolaştıracaksın bu akım. Dolayısıyla manyetik alan. Bu manyetik alan nedir? Mıknatısın bobinde yarattığı manyetik alan. B diyoruz. B mıknatıs diyelim hatta şuna. B mıknatıs. Şimdi ikinci kuralımız. Artıyor mu azalıyor mu karar vereceğiz. Hemen karar verelim. Arkadaşlar N kutbu da S kutbu da fark etmez. Yaklaştığı sürece artar, uzaklaştığı sürece azalır manyetik alanın etkisi. Dolayısıyla burada hangi kelime yazıyor? Uzaklaşsın yazıyor. Dolayısıyla uzaklaşırken manyetik alan ne olacak? Azalacak. Yani B mıknatıs azalıyor. Şimdi biz azalanı ne yapmaya çalışıyorduk? Elime başka renkte bir kalem alıyorum. Artırmaya çalışıyorduk. Öyle değil mi? Dolayısıyla indiksiyon manyetik alanın nasıl davranacak bunu? Şimdi azalanı ne yapmaya çalışıyordu? Okuyalım. Azalıyorsa artırmaya çalışır. Siz azalan bir şeyi artırmak için ona aynı yönde mi davranırsınız ters yönde mi? Tabii ki aynı yönde davranırsınız. Dolayısıyla bakın B indiksiyon bu şekilde ne yapacaktır? Olacaktır. Aynı yönlü davranıyor. Bakın azalıyorsa aynı yönlü davranıyoruz. Artsaydı ters yönlü davranacağız. Onu da çözeceğiz birazdan. Artanı da çözeceğiz. Dolayısıyla böyle. Daha bitmedi işimiz. Üçüncü basamağı yaptık. Dördüncü ve son basamağımız. Bunları hızlı bir şekilde yapıyoruz tabii böyle çok uzun olmuyor merak etmeyin. Sağ el kuralıyla indüksiyon akımının yönünü bulacağız şimdi. Bobinlerde dikkat edin tel üstten mi sarılmış alttan mı geliyor? Yani buna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü bunun tek bir bağlama şekli yok. Bu teli ben burada üstten vermişim başka bir soruda alttan verir. Bunlara dikkat edin. Yani fizik dersinin en önemli noktası ezbere yer yok. Yani o işi öğrenmediğin sürece başarmamız oldukça güçleşiyor. Ama öğrendiğin sürece de karşına onlarca soru çıksa hepsini çok rahat bir şekilde yapıyorsun. Dolayısıyla baş parmak mavi olan B indiksiyonu, dört parmak ise akımın yönünü verecektir. Bobinlerde böyle bir kural var. Önceki konularda görmüştünüz. Dört parmak akımı, baş parmak manyetik olan. Gördüğünüz gibi tırnakları bobinin ön tarafında aşağıyı gösteriyor. Demek ki şöyle bir indiksiyon akımı aşağıya doğru Aşağı doğru bir indüksiyon akımı olacaktır. Bu aşağı doğru indüksiyon akımı buradan böyle dolaşıp, buradan böyle geçip, yön verilen taraftan bir yönünde ne yapacaktır arkadaşlar? Geçecektir. Bu olay böyle. Şimdi önceki sayfama geri dönüyorum. Neden? Orada konunun başında ben şekil olarak çizdiğim bir şekil vardı. Orada da yaklaşıyorduk mesela. Onu da çözelim sizinle beraber. Mıknatıs bobine yaklaştığı zaman önce değişen manyetik alanın yönünü buluyoruz. Bulduk. Daha sonra yaklaştığı zaman ne yapıyordu bu manyetik alan? Artıyor mu azalıyor mu? Karar ver demiştik. Karar verelim hemen. Yaklaştığı zaman artar. Buna artar yazı altına böyle soruyu çözerken. Şimdi indüksiyon buna nasıl davranacak? İndüksiyon buna nasıl davranıyor? Üçüncü şıkkımız neydi? İndüksiyon manyetik alanı nasıl davranır? artanı ne yapıyordu indüksiyon? Burada okuyalım. Artan, manyetik kalan artıyorsa onu azaltmaya çalışır. Azaltmak için ters yönlü davranacaktır. Dolayısıyla şu şekilde davranacaktır. B indiksiyon. Sonra sağ elinle baş parmak B indüksiyon, Dört parmak bakın deminkinin tam tersi yönünü verecektir. Zaten bu böyledir. Yani en kutbu yaklaşırken iki yönünde oluşuyorsa. Yani işin kolaylığı bu. Ee, en kutbu uzaklaşırken de bir yönde oluşur. Tekrar ediyorum bunu. En kutbu yaklaşırken bobine iki yönünde indiksiyon akımı oluşuyorsa en <laughs> kutbu uzaklaşırken de bir yönde oluşur. Yani bir şey tersine döndüğü zaman akımın yönü de anında tersine ne yapacaktır? Dönecektir. Dördüncü basamağımızda sahil kuralıyla bulduğumuzu unutmayalım. Yani konunun en önemli noktasını şu iki sayfamızda ne yaptık işledik. Şimdi yine bir örnek. Yine kendimizi deneyelim bu örnekte. Yani bilgisayarınızı durdurup şu şekilde kendiniz de bir yapabilirsiniz. Sonra kontrol edebilirsiniz. Bu da iyi bir teknik olur bence. Neydi? Hemen kurallarımı ben burada açıyorum. Şurada sizin göreceğiniz şekilde gösteriyorum. Değişen manyetik alanın yönünü bulalım önce. Gelin değişen manyetik alanın yönünü bulalım. Manyetik alan kimden çıkıyordu? N An kutuptan. N'den çıkıp S'e ne yapıyordu? Giriyordu. Bak bu şekilde dolaştırıyorsunuz. İkinci kural altıyor mu azalıyor mu karar verelim. Bu manyetik alan yaklaştığıca yaklaşma kelimesini duyduğun anda artıyor diyeceksin. Artıyor. Daha sonra üçüncü kural indiksiyon manyetik kalanı nasıl davranır? Artanı ne yapmaya çalışıyordu? Azaltmaya çalışıyordu. Azaltmak için ters yönde davranacak. Ve indiksiyon. En son sağ el kuralıyla indiksiyon akımının yönünü buluyorsun. Yani hemen baştan indiksiyon akımının yönünü bulamazsın. Bunu iyi dinleyin. Yani geri sarın tekrar dinleyin arkadaşlar. Size tavsiye ediyorum. Önemli çünkü üniversite sınavında da çok sorulan bir nokta bu. Baş parmak B indiksiyonu. Dört parmak akımı gösterecek. O zaman yine tırnaklarım aşağı gösterdiği için buradan böyle 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 böyle. Buradan arkadan dolaşıp önden inmiş. Bu şekilde inip inip yine bir yönünde bir yönünde indiksiyon akımı oluşur. Şimdi ileride söyleyeceğiz ama şimdi yeri geldi diye söylüyorum. Bakın bu hız sabit olduğu sürece öyle değil mi? Yaklaşma düzgün olduğu sürece düzgün bir şekilde olduğu sürece indiksiyon akımı da sabit bir şekilde ne yapacaktır? Olacaktır. Yani düzgün hızlanan hareketin nasıl ivmesi sabittir? Onun gibi düşünün. Bu şekilde manyetik akı değişimi düzgün bir şekilde oluyorsa indiksiyon akımı da sabit bir şekilde ne yapacaktır? Olacaktır. 13. sayfadan 14. sayfaya geçiyoruz. Şimdi bakın bu soru diğer önceki çözdüğüm 3 soruya mıknatıs ve bobinli sorular çözdüm. Biraz farklı gibi gözüküyor ama uygulayacağım 4 kural yine aynen aynen geçerli. Bakın onları tek tek uyguluyorum. 1- Değişen manyetik alan. Değişen manyetik alanı burada kim yapacak? Önce soruyu okuyalım tabi. Çok hızlı gitmeyelim. Akım geçen telin manyetik alanında bulunan çerçeve telden uzaklaşıyor. Telde indiksiyon akımı oluşur mu? Bunu soruyoruz önce. Oluşuyorsa hangi yönde oluşur diye soruyoruz. Şimdi önce şuna karar verelim. Neydi indüksiyon akımı oluşmasının şartı? Birbirlerine göre bağıl hızları olduğu sürece oluşur. Şimdi ben soruyorum. Tel duruyor bu uzaklaşıyor. Bağıl hızları var mı? Tabii ki var. Dolayısıyla oluşacak. O zaman oluşur mu? Sorusunun cevabı oluşur. Şimdi gelelim ikinci sorumuz. Hangi yönde oluşacak? Zaten iki tane şansımız var. X ve Y. Bakalım hangi yönde oluşacak? Yine Aynı basamakları tekrar ediyorum. Önce değişen manyetik alan, Değişen manyetik alanı deminki soruda kim yapmıştı? Değişen manyetik alanı mıknatıs yapmıştı. Bakın, mıknatısı yaklaştırıp uzaklaştırdı. Burada ise değişen manyetik alanı kim yapıyor? Tel. Çünkü siz şunu da biliyorsunuz. Önceki konularda dinlediniz. Tellerin etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alanın yönü baş parmak akım. Dört parmak manyetik alanı verecek şekilde dairesel bir manyetik alan oluşur. Dolayısıyla baş parmak akım, dört parmak manyetik alan Burada sayfa düzleminden içeriye doğru bir telin oluşturduğu manyetik alan var arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Baş parmak akım, dört parmak manyetik alan. Bakın dört parmağım burada içeriye sayfa düzleminden içeriye doğru girdiği için bak içeri işaretini yaptım. Dolayısıyla nedir? İçeriye doğru bir, bir B tel var. İkinci kuralımız neydi? Bu manyetik alan artıyor mu azalıyor mu ona karar verelim. Ben size ne demiştim? Her türlü uzaklaşmada manyetik alan azalır arkadaşlar. Dolayısıyla bunun altını azalıyor yazıyoruz. Azalır. Üçüncü kuralımız neydi? Azalan manyetik alana indüksiyon nasıl davranır? Azalanı ne yapıyorduk? Biz artırmak için ona destek veriyorduk. Aynı yönlü davranıyorduk. Bak onu yeşil kalemle yaptım. Yani diğer renkli kalemle. Bazen maviyle bazen yeşil yapıyorum. Dolayısıyla diğer renkli kalemimle yaptım. Bu çünkü yeni doğan manyetik alan. Yani B indüksiyonun manyetik alanı. Dördüncü kural Sağ el kuralıyla baş parmak mahit kalanı dört parmak akım verecek. Bunu da böyle bir bobin gibi düşün. Baş parmak mahit kalan dört parmak akım. Dolayısıyla baş parmağımı içeriye doğru tutuyorum. Dört parmağımın y'nin yönünde dolaşıyor. O zaman y yönünde bir indüksiyon akımı oluşur arkadaşlar. Önemli bir soru. Şimdi gelelim indiksiyon akımı bitti. Aslında dört tane de önemli örnek çözdük. Konunun sonuna doğru örneklerimiz var. Şimdi öz indiksiyon akımı. Şimdi öz indiksiyon akımı ile indiksiyon akımının arasındaki en önemli fark şu. Bakın okuyorum. E, devrede zaten bir akım varken akımın değişimi öz indiksiyon akımı doğurur. Demek ki manyetik akının değişimi indiksiyon akımı doğururken Devrede olan bir akımın değişimi öz indüksiyon akımı oluşuyor. Büyüklüğü eksi L delta i bölü delta t. L burada öz indüksiyon katsayısı. Öz indüksiyon katsayısı bir mehendidir. Delta i zaten söylememe gerek yok. I son eksi i ilk akım değişimi. Delta t de süre. Delta t ne kadar kısa olursa indüksiyon ve öz indüksiyon akımı o kadar büyük oluyor. Dolayısıyla öz indüksiyon akımı aslında daha kolay. Daha bu, bu sayfada halledeceğiz işi. Yani indiksiyon gibi uzun değil. Akım değişimi olacak. Sahil kuralı kullanmamıza da gerek yok. Yönü nasıl bulunur? Eğer devre akımı artıyorsa onu azaltmaya çalışır. Devre akımı azalıyorsa da arttırmaya çalışır. Bakın yönü çok kural. Yani öyle dört tane basamak falan burada söylemeyeceğim. Öz indiksiyon akımında devrenin akımının yönünü bulmak aşırı derecede kolay. Devre akımı değişmiyorsa zaten oluşmaz. Çünkü devre akımı Değişimi söz konusu burada değişimi. Dolayısıyla akım değişimi böyle zamanda öz indiksiyon emek asimleri. Yönü ise devre akımı artıyorsa onu azaltmak için ters yönde. Devre akımı azalıyorsa arttırmak için aynı yönde davranacak. Hemen bir örnek klasik bir örneğimizdir bu. Her kitapta vardır. E, tabii her kitapta vardır diye üniversitesinde sorulmayacak diye bir şey yok. Sorulabilir her an. E, dolayısıyla şu şekilde bir devremiz. Bobinli reostalı Anahtarlı üreteçli bir devremiz var. Bu devrede ulaşabilecek öz indiksiyon akımı. Bu arada öz akımı siz evinizdeki elektriği açıp kapatırken bile e, yani çok kısa sürede saniyenin yüzde biri gibi kısa sürede ve beş duyuyla gözlenemeyecek kadar küçük ve sabit olmayan bir akımdır. Anında olur biter yani. Onu da söyleyelim. Günlük hayatta çok gözlememiz mümkün değil. Dolayısıyla e, devrede zaten bir akım varken oluşan yan bir akım diyebiliriz buna. O yüzden öz kelimesi geliyor sanırım. Öyle bir isimlendirme var. Fizikteki isimlendirmeler çok hoş bence. Anlaşılır. <laughs> Dolayısıyla devrede zaten bir akım varken akımın değişimi özindüksiyon akımı oluşturur. Burada mesela direkt örneğe geçiyorum. Mesela sürgü bir yönünde çekilirken oluşan indiksiyon akımının yönü x ve y diye ne yapacağız? Vereceğiz. Şimdi Sürgü bir yönünde çekmeden önce tabi sürgünün çekilip de akımın oluşması için önce anahtarın kapatılması gerekiyor. Dolayısıyla biz anahtarı bir kapatalım. Anahtar kapatılınca da akım değiştiği için e, oluşacak. Önce şunu yapalım o zaman. Birinci olarak bundan başlayalım. Anahtarı ben kapattım. Kapattıktan sonra akım ne oldu sizce? Şimdi akım anahtar açıkken yoktu. Yokken var oldu. O zaman biz buna arttı deriz. E, akım artıyorsa ve şu yönde akım bu arada. Bakın artıdan çıkacak. Bu şekilde bir devre akımı var. Öz indüksiyon akımını da maviyle ne yapalım? Gösterelim. Devrede şimdi böyle bir akım oluştu. Yokken akım oluştuğu için biz buna arttı diyoruz. Bakın devre akımı artıyorsa öz indüksiyon nasıl davranıyor? Ters yönü. E ters yön Y yönü. Bu devre akımı artıdan çıkacak hani demin konuşmuştuk. Dolayısıyla Y yönünde. Anahtar kapatılınca Y yönünde öz indüksiyon akımı oluşur. Şimdi anahtar açılınca işlem bile yapmana gerek yok. X yönünde oluşur. Neden? Çünkü kapatıldığında Y yönünde oluşuyorsa açıldığında da X yönünde oluşur. Neden? Çünkü açıldığı zaman akım bu sefer azalır. Devre akımı azalıyorsa özün diksiyon akımı onu arttırmak için aynı yönde davranır X. Aynı şeyler sürgüyle de olacak. <laughs> Tabi sürgülü soruyu anlamanız için anahtarın kapalı olması lazım. Anahtar kapalıyken ben sürgüyü bir yönde çekersem vır kanunu hepiniz bilirsiniz. Ohm kanunu, fiziğin, evrensel kanun. Dolayısıyla bir yönde çektiğim zaman şu direnç bakın çalışan kısmı burası direncin çalışan kısmı sol tarafı bakın. Bir yönde çekince direnç artıyor. Direnç artınca arkadaşlar devre akımı ne yapar? Azalır. E devre akımı azalınca hani ne oluyordu? Devre akımı azalınca öz akımı bunu desteklemek için arttırmak için aynı yönde davranıyor x yönünde. Cevap x yönünde. Hiç işlem yapmadan sürgü iki yönünde çekilirse de y yönünde. Kesin doğru cevap çıkacak. Tabi onu da açıklayalım sürgü iki yönünde çekilince bu sefer direnç azalıyor. Direnç azalınca akım fırlayacak. E, akım artınca da öz onu azaltmak için ters yönlü davranıyor. Bu kadar basit. Bu şekilde bunu da anlatmış oluyoruz. Şurada bir sorumuz var. Şekildeki selenoidi, bobinin bir diğer adı selenoidtir. S anahtarı açıldığında akım 4 amperden 0 ampere, 0,1 saniyede ulaşıyor. Yani anahtar açılınca akım azalacak. Selenoidin özindüksiyon katsayısı 0.4 Henry olduğuna göre özindüksiyon EMK'sı kaç volt? Özindüksiyon EMK'sı eksi ile çarpı delta i bölü delta t. O değiştir eksi 0.4 çarpı delta i neydi? I son eksi i ilk. E son akım 0 çünkü 4'ten 0'a ulaşmış. İlk akım da 4. 0 eksi 4 eksi 4 eksi 0,4 çarpı eksi 4 o da artılı bir cevabı doğuracaktır. Ee, bunu da 0,1'e böldüğümüzde yani 4 çarpı 0,4 bölü 0,4 ile 0,1 sadeleşir zaten. Burada 4 kalır. Öyle değil mi arkadaşlar? Pardon. 4 ile 0,0,1 sadeleştiğinde burada 40 kalır arkadaşlar. Tabii şuradaki 0'ı görmedim ben. Bu 1 bölü 100 demek. Bu 4 bölü 10 demek. Dolayısıyla bununla bu sadeleştiği zaman burada 40 kalıyor. 40 çarpı 4'ten Tabi şu eksiler de birbirine artı yapıyor çarpımları. 160 voltu ne yapıyoruz? Buluyoruz. Şimdi gelelim. Gelelim. Çok önemli bir örnek. Çok önemli bir örnek. Ee, hem indiksiyon akımı hem de öz indiksiyon akımı oluşan bir soru yapacağız sizinle. Birbirinin etki alanındaki iki bobinden şekil birdekindeki reosta sürgüsü ok yönünde çekildiğinde İlk devrede oluşan öz indiksiyon ve ikinci devrede oluşan indiksiyon akımlarının yönü nedir? Şimdi demek ki ilk devreye ayrı çalışacağız. ikinci devreye ayrı çalışacağız. Şimdi bu ikinci devreyi hiç görmeden biz önce öz indiksiyon akımını bulalım. Çünkü o daha kolay. Öbürü de kolay merak etmeyin. Önyargı yaratmayalım sorularla. Mutlaka öğrenilen her şey kolay gelir. Öğrenilmeyen ve tekrar edilmeyen şeyler fizikte zor gelir. Bunu da sizler için bir tavsiyede bulunuyorum. İyice öğrenmeye çalışalım her şeyi. Birbirinin etki alanındaki iki bobinden şekil birdekinde reosta sürgüsü ok yönünde. Şimdi ok yönünde çekildiği zaman vır göre yazıyorum buraya vır göre direnç azalıyor. Bakın direnç çünkü şöyle çalışıyor devre. Şurası kısa devre oluyor. Direnç azalınca akım ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Dolayısıyla akım yani şu yönde olan akım artınca biz artanı ne yapmaya çalışıyorduk? Azaltmaya çalışıyorduk. O zaman iki yönünde bir öz indüksiyon akımı ne yapacaktır? Oluşacaktır. Öz indüksiyon akımını bu şekilde bulduk. Şimdi gelelim burada oluşacak indüksiyon akımına. Onu dikkat dinleyin. Şimdi burada bu akım varken, bu akım varken oluşan manyetik alan, yani değişen manyetik alan yönünü bulmak için dört parmak, bakın dört parmak akımı, baş parmak manyetik alan. Şöyle bir manyetik alan var. Bu manyetik alanları önceki sorularda göstereyim de görün. Ne yapıyorduk bakın? Bakın şurada göstereyim. Bu manyetik alanı böyle öbür bobinden dolaştırıyorduk. Dolayısıyla bunu yine burada yapmamız lazım. Dolayısıyla bu manyetik alanı ben öbür bobinden dolaştırmam lazım. Buradan böyle çıkıp bunun esine girmesi için böyle bir manyetik alan oluşuyor burada. Ve bu manyetik alan, bu manyetik alan e, ne oluyordu demin? artıyordu. Nereden biliyorduk arttığını? Çünkü direnç azalınca akım artıyordu. Akım artınca bu manyetik alan da artacak birbirini tetikleme olarak. Dolayısıyla bu manyetik alan artıyor yazıyorsun. Neydi indiksiyondaki ilk kuralımız? Değişen manyetik alanın yönünü bul. İkinci kuralımız neydi? Artıp azaldığına karar ver. Artıyor kararını verdik. Üçüncü kuralımız neydi? İndiksiyon buna nasıl davranır? Onu bakın başka renkli bir kalemle alıyorum. Artanı ne yapmaya çalışacak indiksiyon? azaltmaya çalışacak. Dolayısıyla ters yönde davranacak. B indiksiyon. En son bu B indiksiyona göre manyetik alanın yönünü buluyoruz. Baş parmak akım, dört parmak manyetik alan. Bakın tırnaklarım aşağıya gösteriyor. Dolayısıyla bak buradan böyle 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 indirirsem bu buradan bir yönünde ne yapacaktır? Bir indiksiyon akımı oluşturacaktır arkadaşlar. Özetlemek gerekirse bunu tekrar da dinleyebilirsiniz tabii de. Ben bir daha özetleyeyim size. Dolayısıyla öncelikle ben öz indiksiyon akımını buldum. Nasıl yaptım? Reostas bu tarafa doğru çekiliyormuş bana söyledi. Çekilince direnç ne oluyor? Azalıyor. Direnç azalınca akım artıyor. Akım artınca öz indiksiyon onu azaltmak için iki yönünde oluştu. Bunda bir problem yok. Gelelim indiksiyona. Şimdi bu akımın yarattığı manyetik alanı sahil kuralıyla buluyorsun sola doğru. Sola doğru çıkan manyetik alan buradan yine sola doğru dolaşır. Yönünü bulduk. Sonra bu akım ne yapıyordu demin? Artıyordu değil mi şundan dolayı? O zaman buradaki manyetik alan da ne yapacaktır? Artacaktır. Artanı yine indiksiyonda, öz indiksiyonda azaltmaya çalışacağı için ters yönü davranacak. En son baş parmağını bu yeşille çizdiğim B indiksiyona çevirip dört parmağınla indiksiyon akımının yönünü ne yapacaksınız arkadaşlar? Bulacaksınız. Yani en son Bazen arkadaşlarımız bu sahil kuralını yapmıyorlar. Bu aşağıda verilen yönlerden birini gidip bunun işaretliyorlar. Bu yanlış cevap çıkıyor. Bazen doğru çıkıyor, bazen yanlış çıkıyor. Oradan da çocuk anlamadığı hissine kapılıyor. O yüzden siz sağ el yapmadan indiksiyon akımının yönünü lütfen işaretlemeyin. Dolayısıyla burası bir yönü olacaktır. Şurada şeyimizi kaybetmeyelim. Geldik. Hangileri doğrudur sorusu. Biraz da yorum sorusu yapalım. Şekildeki reostaya bağlı bobinde oluşan öz indiksiyon akımı ile ilgili olarak sürgü ok yönünde çekilirse iki yönde öz indiksiyon akımı oluşur. Hemen bakalım. Sürgü ok yönünde çekildiği zaman yine vırkanını hemen yazıyorum. Değiştir. I çarpı R. Direncimiz azalıyor. Bakınız. Şu şekilde. Direncimiz ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla direnç azalınca Akım ne yapacak? Artacak. Hani biz artan akım, akımın yönü şöyle bu arada. Artan akımı öz indiksiyonda, indiksiyonda ne yapmaya çalışıyordu? Azaltmaya çalışıyordu. O zaman iki yönünde öz indiksiyon akımı ne yapar arkadaşlar? Oluşur. Yani birinci bilgi doğru. Çünkü burada ne oldu? Direnç azaldı, akım arttı. Akım artınca öz indiksiyon onu azaltmaya çalıştı. İki yönünde ne yaptı? Oluştu. Birinci bilgi doğru. İkinci bilgi sen anahtarı açılırsa. S anahtarı açılırsa yani kapalı iken açıyoruz. Şimdi kapalı iken akım geçiyor. Açınca akım azalıyor. E şimdi azalan akımı artırmak için bir yönünde davranmamız, aynı yönde davranmamız lazım. Bu da doğru arkadaşlar. Özün diksiyon EMK'sı akımın değişim hızına bağlıdır. Evet bu sürgüyü ne kadar hızlı hareket ettirirsen o kadar büyük akım oluşacaktır. Çünkü bunun sebebi bir taraftan da şu. Epsilon eşittir eksi L delta I bölü delta T. Süre ile Öz indiksiyon EMK'sı doğru orantılıdır. E, EMK arttıkça akım da ne yapacaktır? Artacaktır. Yani değişim hızına bağlıdır sonuçta. Bu da doğru arkadaşlar. Üçü de doğrudur bu sorunun yorum sorusu. Yine oldukça değişik bir sorumuz var. Oldukça değişik bir sorumuz var. Şekil 1'deki manyetik alan şekil 2'deki gibi değişiyor. Buna göre grafikte verilen hangi zaman aralıklarında halkada ok yönünde bir indüksiyon akımı oluşur. Gördüğünüz gibi bakın içeri doğru manyetik alanı artı b olarak vermiş. Eğer eksi b'ye geçtiğimizde biz bunu dışarı olarak ne yapacağız? Düşüneceğiz. İçeri doğru manyetik alanımız sizce ne oluyor? Bakın grafiğe göre. Elimi takip edin. Azalıyor. Bakın bir daha gösteriyorum. İçeri doğru manyetik alan gittikçe ne yapıyor? azalıyor. Biz azalını artırmak için ne yapıyorduk? Onunla aynı yönde davranıyorduk. Bakın çarpı yapıyorum. Yani bu sonradan yaptıklarım indiksiyonun manyetik alanını. En son sağ kuralı yapıyorum. B indiksiyonu buldum. B indiksiyonu buldum. Baş parmak B indiksiyon. Dört parmak bakın kırmızı okun yönünü gösteriyor. O zaman bu birinci bölgede ok yönünde İndiksiyon akımı oluşuyor. Doğru karar verdik. İkinci bölgeye bakalım. İkinci bölgede oluşur mu? Şimdi ikinci bölgede bu arada manyetik kalanımız niye döndü? Dışarıya doğru döndü. Manyetik kalan dışarıya doğru döndü. Nereden anlıyoruz? Çünkü artı B içeri doğruysa eksi B dışarı doğrudur. Böyle bir kabul var bu soruda. Normalde böyle bir kabul yok da. Bu soruda artı B'yi içeriye doğru eksi b'yi de dışarı doğru vermiş. Soru neyi veriyorsa ona göre uyacağız biz de. Şimdi dışarı doğru manyetik alan artıyor. Şimdi dışarıya doğru bu manyetik alan artınca öz onu ne yapmaya çalışacak? Azaltmak için ters yönlü davranacak. Yine bakın içeri doğru bir indüksiyon oluşuyor. Tekrar söylüyorum. Dışarı doğru manyetik alan artınca şu artıyor. Artanı ne yapmaya çalışıyorduk? Azaltmaya çalışıyorduk. Bakın demin azaldı arttırmaya çalışmak için içeri davrandı şimdi de dışarıya doğru artıyorken yine azaltmak için içeriye doğru davranacak. Yani 1 ile 2 de aynı yönlü akım oluşması kafanızı karıştırmasın. Çünkü 1'deki manyetik alan ile 2'deki manyetik alanın yönleri ters. Birisi azalıyor öbürü ise artıyor. Dolayısıyla aynı sonucu verebilir yani. Baş parmak B indiksiyon 4 parmak akımın yönü. Dolayısıyla ok yönünde yine ne yapacak oluşacak. Sorumuzun cevabı 1-2. Neden 1-2 diye kestirip attım? Çünkü 3'te Manyetik akı ne yapmıyor? Değişmiyor. Manyetik akı değişmiyorsa zaten 3'te akım bile ne yapmaz? Oluşmaz. 4'te de 2'dekinin tam tersi durumu olduğu için ok yönünün tersine indiksiyon akımı olacaktır. Yani her seferinde de soruyu yeniden çözmeyin. Çözdüğünüz doğru bir şeyin ardından diğerlerini test tekniğiyle eleyin. Bakın 2 eksi yönde manyetik alan artıyor. 4 ise eksi yönde manyetik alan azalıyor. Yani bunlar da ters yönde akım ne yapar? oluşur. Dolayısıyla dördü kafadan çizdim. Bu soruyu da halletmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine şöyle bir sorumuz daha var. Oldukça işlemsiz bir yorum sorusu. Halka akım geçen telden belirtilen yönlerde kaydırılıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi halkadaki manyetik akının ne yapması lazım? Değişmesi lazım. Halka 3 yönünü izlerken halka 3 nolu yolu izlerken halkada indüksiyon akımı oluşmaz. Bu çok doğru. Neden? Bakın halka 3 nolu yolu izlerken telden uzaklaşıyor mu? Hayır. Yaklaşıyor mu? Hayır. O nedenle uzaklaşıp yaklaşmayınca manyetik alan değişmiyor. Manyetik alan değişmeyince de indüksiyon akımı oluşmaz. Bu doğru bir bilgi. Halka 1 ve 2 yollarını izlerken saat yönünde indüksiyon akımı oluşur. Şimdi burada şöyle çeviriyorum. Neden çeviriyorum? Çünkü halkadaki manyetik alanın yönünü bulmam lazım benim. Baş parmak akım, 4 parmak manyetik alan. İçeri doğru bir manyetik kalan var dedi. İçeri doğru bir manyetik alan var. Bu içeri doğru manyetik kalan bir ve iki yollarında uzaklaşınca ne olacak? Azalacak. Azalanı yani bu azalınca artırmak için bununla aynı yönlü davranacak. B indiksiyonu mavi kalemle yaptım. Aynı yönlü davranacağı için baş parmak içeriye dört parmak saat yönünde bakın. Öyle değil mi? Şu saat yönü değil midir? Dolayısıyla baş parmak B indiksiyon dört parmak akım. Şöyle çekeyim siz rahat görün. Baş parmak beyin indiksiyonu gösterecek. İçeri doğru tutuyorsun baş parmağını. Dört parmağın saat yönünde. O zaman halka 1-2 yollarını izlerken saat yönünde indiksiyon akımı oluşur. Bu da doğru bir bilgi. 4-5 ise bir 2nin tam tersi saat yönünün tersine bir indiksiyon akımı oluşur. Bakın burada hiç işlem yapma bence. Bir şey yapma. Eğer 1-2'yi doğru bulduğuna inanıyorsan 4 ve 5'te tam tersi yönde indiksiyon akımı ne yapacaktır? oluşacaktır. Çünkü neden? 4 ve 5'te tele yaklaşıyorsun. 1 ve 2'de telden uzaklaşıyorsun. Telden uzaklaşırken saat yönünde akım oluşuyorsa tele yaklaşırken de tersine akım oluşur. Buna da doğru diyorsun. Hepsi doğru çıkıyor arkadaşlar. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Sabit davul ve açısal hızıyla dönen telde oluşan indiksiyon EMK'sı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Direkt bunu nasıl bulduğumuzu hatırlatıyorum. Epsilon eşittir B W çarpı L kare bölü 2 bağıntısını buluyordum. Şimdi burada telin boyu var mı? Var. Manyetik alan şiddeti var mı? Var. Telin periyodu var mı? Şunun içinde var. Periyot açısal hızı etkiler. Etkiliyor. Çünkü W eşittir. 2 pi bölü T değil mi arkadaşlar? Manyetik alanın yönü. Bakın manyetik alanın yönü bu büyüklüğü ne yapmaz? Etkilemez. Sadece bunun kutuplanma yerlerini değiştirir. Yani şöyle bir üreteçle arkadaşlar şöyle bir üreteci eğer epsilonları aynıysa kutuplarının yönü önemli değildir. O nedenle manyetik alanın yönü bu soruda önemsiz bağlı değildir. Telin açısal hızına zaten direkt bağlı olduğunu ne yapmıştık? Söylemiştik cevabımız denizlidir. Manyetik alanın yönüne burada oluşan indüksiyon emekası bağlı değildir. Arkadaşlar konumuz bu şekilde bitti. Umarım size faydalı olmuşuzdur. Lütfen bunu anlamadığınız yerleri tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ben Hakan Hoca, Hakan Soycan. Hepinize iyi günler diliyorum.